Hey YouTube, ben Yeniçeri Game. Bugün Minecraft oyununda modern ev nasıl yapılır bölümünün 8. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan Minecraft modern ev yapımı videosuna geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi modern ev yapımımıza geçelim ve ilk önce temelleriyle başlayalım. Ben daha önceden temellerimizi oluşturdum karıştırmamak için ve hemen buradan başlayalım. Huş ağacı tahtamız, yani bloğumuzu alalım arkadaşlar. Bir blok buraya koyup 1-2-3 sıra atlayıp arkadaşlar 1-2 blok yan yana koyup yine 1-2-3 blok atlayıp arkadaşlar 1-2-3-4-5-6 blok koyuyoruz arkadaşlar. Yine 1-2-3 blok atlayıp hemen bu karşısının karşısına gelecek yani şekilde. 1-2 blok, 1-2-3 blok ve hemen bu tarafında karşısına gelecek şekilde 1 blok da buraya koyuyoruz. Ve hemen buraya 1 blok, 1 blok da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve güzel kardeşlerim benim, hemen yukarıya doğru sütun bloklarımızı oluşturacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen burayı sayıyoruz. 1, 2, 3 blok buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve hemen karşısına geçiyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 blok da buraya koymuş oluyoruz arkadaşlar. Ve hemen şu görmüş olduğunuz tarafa da yine 3 blok da buraya koyacağız. O da nasıl olacak? 1, 2, 3 blok buraya arkadaşlar. Ve hemen şu görmüş olduğunuz yere ise 2 blok, yani 1, 2. Hemen arkadaşlar karşısına geçiyoruz. Yani şu taraf oluyor. Hemen buraya 3 blok, 1, 2, 3 blok buraya arkadaşlar. Ve hemen yine aynı şekilde 2 blok da buraya, 1, 2 blok buraya. Ve hemen buraya geçiyoruz. Buralar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yerler 6 blok olacak. Yani bir yerde zaten var. 2, 3, 4, 5, 6 blok. Hemen burayı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen bu alana giriyoruz. Burası arkadaşlar 4 blok olacak. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 blok arkadaşlar. Ve burası da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 blok arkadaşlar. Ve buradan 2 sıra atlıyoruz. Bura birer blok kalacak. Ve hemen şuraya geleceğiz. Buralarda 1, 2, 3, 4 blok arkadaşlar. Bu da 1, 2, 3 ve 4 blok arkadaşlar. Ve evimizin temeline bu şekli aldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Hemen bu bölgeye geliyoruz. Güzel kardeşlerim benim. İlk önce buraları kırıyoruz. Buraya huş ağacı tahta bloklarımızı diziyoruz ve hemen şu görmüş olduğunuz kesişme noktasından birleştiriyoruz. Ve hemen açık gri camımızı alıyoruz. İki kat çıkıyoruz camlarla ve bu şekli aldırıyoruz. Geçiyoruz yine aynı şekli buraya uygulayacağız ve hemen hemen birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya huş ağacı bloklarımızı diziyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Ve cam bloklarımızı alıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve birleştirme işlemi bittikten sonra hemen görmüş olduğunuz kısma geliyoruz. Burayı da aynı şekilde 2 blok koyup buraya ise arkadaşlar huş ağacı tahta merdivenimizi koyacağız. Aynı bu şekilde ve bu şekli aldıracağız. Ve daha sonra güzel kardeşlerim benim, burada görmüş olduğunuz bir yer var. Bakın. Burayı ilk önce huş ağacı tahtasıyla birlikte kapatalım. Ve bir üstünü daha kapatalım. Hemen üst tarafı da bu şekilde kapatalım. Ve buraya camımızı alıp bu şekilde koyalım arkadaşlar. Ve hemen alt tarafına geçiyoruz. Burayı da bu şekilde kırıyoruz. Huş ağacı tahtalarını buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve hemen
Bu görmüş olduğunuz alan bu şekilde kalsın arkadaşlar. Daha ilerleyen zamanlarda buraya cam da yapabiliriz veya burayı kapı olarak da kullanabiliriz. Şimdi evimize bu şekli aldırmış olalım arkadaşlar. Ve güzel kardeşlerim benim, diğer aşamamızda ise hemen andezit taşımızı envanterimizden seçiyoruz. Hemen buraya bir tane koyuyoruz. Bir tane de şöyle bir iki boşluk atlayıp buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hemen aynı işlemi buraya bir tane, buraya da bir tane koyuyoruz ve hemen buraya görüyoruz arkadaşlar. Şurayı ilk önce bir kıralım. Burayı kırdıktan sonra hemen buraya huş ağacı tahtamızı şu şekilde dizelim arkadaşlar. Ve hemen buraya geçelim. Aynı şekli buraya yapalım. Geçtikten sonra yine aynı tarafa geliyoruz ve andezit taşımızı alıyoruz arkadaşlar. Yerdeki andezit taşlarımızı da sayarak 8 blok yukarıya doğru sütun çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Ve hemen burayı da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Ve burayı bu üçten birleştirelim. Ve hemen aynı işlemi diğer tarafa yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Ve hemen diğer işlemi geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Ve hemen burayı da bu şekilde birleştirip arkadaşlar camımızı da alıp hemen buraya bu şekilde komple cam yapacağız arkadaşlar. Buraya komple bu şekilde cam yaptığımız gibi hemen karşı tarafı da aynı şekilde aldıracağız arkadaşlar. Ve evimize bu şeklimizi aldırıyoruz güzel kardeşlerim benim. Ve arkadaşlar hemen elimize kuvars bloğumuzu alıyoruz. Buraya arkadaşlar 4 blok koyuyoruz. Bir dakika şu yağmurumuzu hemen bir kapatalım. Yağmurumuzu kapattıktan sonra hemen dediğim gibi 4 blok. 1, 2, 1, 2, 3, 4 blok arkadaşlar. Hemen buraya 7 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok. Hemen buraya da arkadaşlar. Yalnız burada bir tane boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada ise bir iki boşluk bırakıyorsunuz. Hemen buraya bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi blok arkadaşlar. Yukarıdan da şu şekilde iki sıra birleştiriyorsunuz. Birleştirme işiniz bittikten sonra hemen görmüş olduğunuz kuvars merdivenini şu şekilde alıyorsunuz. Şu şekilde yani olacak şekilde dizmeniz lazım. Ve bir sıra bu şekilde boşluk bırakacaksınız. Hemen şöyle arkadaşlar. Aynen bu şekilde geliyoruz. Ve buraya bu şeklimizi aldırıyoruz. Hemen arkadaşlar buraya geliyoruz. Buraya da arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 blok koyuyoruz arkadaşlar. Hemen burada aynı 1 2 3 4 5 6 ve 7 blok arkadaşlar. Hemen burayı da bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. Bu şekilde de burayı kapatalım. Ve arkadaşlar hemen çatımızı şu yukarıdan birleştirelim. Birleştirme işlemimiz bittikten sonra hemen buradan bir sıra, bir sıra da buradan gelecek şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve şurayı da şu görmüş olduğunuz
tarafı da arkadaşlar hemen şuradan şu şekilde kuvars merdiveni ile şu şekilde kapatalım arkadaşlar. Ve evimize şu anlık bu şekli aldıracağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen açık gri camımızı alalım. Buradan yukarı şu şekilde çıkalım. Yalnız şuraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer yani iki sıra olacak. Bu şekilde burayı dizmeye çalışalım arkadaşlar. Dizdikten sonra hemen buraya geçiyoruz. Burada aynı şekilde iki sıra olacak arkadaşlar. Ve hemen buraya şöyle kuvars merdivenlerimizi koyup hemen burayı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İki sıra. İki sıra da buraya koyacağız arkadaşlar. İki sıra da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdiki işlemimizde ise arkadaşlar çatıya ağırlık vereceğiz. Hemen buradan çatımızı oluşturmaya başlayalım. Kuvars bloklarımız ile. Bu şekli aldırıyoruz arkadaşlar ve hemen bir sıra ileriye doğru çıkıp bu şekilde çatımızı genişleteceğiz. Arkadaşlar bir sıra çatımızı genişlettikten sonra hemen çatımızın üst tarafını kapatalım. Kapattıktan sonra hemen alt bölgeye inelim arkadaşlar. Şu camları kıralım. Bu camı da kıralım. Ve bu şeklimizi aldıralım. Hemen geçip cam bloğumuzu da buralara bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanmış olacak. Arkadaşlar çatımızı da şöyle yapıyoruz. Son olarak kuvars basamağımızdan birlikte böyle şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir sıra bu şekilde etrafını çevireceğiz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen evimizin bu kenarına geliyoruz. Hemen buradan görmüş olduğunuz taraftan 1-2 blok kırıyoruz. Ve hemen buraya geliyoruz. Kuvars bloğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şu köşeye bu şekilde kapatıp burayı da bu şekilde kapatıyoruz. Ve hemen arkadaşlar
Şöyle söyleyeyim. Hemen buraya bir tane koyuyoruz. Hemen buraya bir tane koyuyoruz. Hemen bu bölgemize de bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra kuvars basamağımızı alıp buraya bir tane ve hemen kuvars bloğumuzu alıyoruz. Kuvars bloğumuzu aldıktan sonra buraya bir iki, hemen buraya bir tane kuvars basamağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve hemen şuraya geçip kuvars bloğumuzu koyup görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kuvars bloğu daha koyuyoruz. Buraya merdiven şekli aldıracağız arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Burası birazcık karışık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya bir tane. Bir tane de buraya. Ve buraya güzel kardeşlerim benim. Bir tane de kuvars bloğu koyup buranın altını böyle kıralım. Ve hemen buraya kuvars bloklarımızı bu şekilde dizip camımızı bu şekilde dizelim arkadaşlar. Ve hemen arka tarafa da aynı şekli yapalım. Ve merdivenimizi hemen hemen bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir işlemimiz de şu şekilde olacak. Bu merdivenimizi tamamlamaya çalışacağız. Buraya iki tane kuvars bloğu koyduktan sonra hemen buraya bir tane kuvars basamağı koyup arkadaşlar hemen huş tahtalarını bu şekilde koyup merdiven oluşturmaya çalışacağız. Burası sizi birazcık zorlayabilir. Ve hemen huş ağacı tahtamızı buraya koyuyoruz ve hemen koyu meşe ağacından yapılmış tahtalarımızı da bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz merdiveni oluşturmuş oluyoruz. Arkadaşlar hemen evimizin ön bahçesinin yapımına geçelim. Hemen burayı bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Ve şu yağmurumuzu bir durduralım. Kırdıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz blok yani kuvars bloğumuzun kesişme noktasına kadar getirip burada bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra arkadaşlar hemen kuvars bloğumuzu alıyoruz. Buraya bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Dizdikten sonra bir köşeye bunu koyup kuvars basamağımızdan birlikte bunu birleştiriyoruz. Birleştirme işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar bu köşemizin hizasına gelecek şekilde bir tane kuvars bloğundan buraya koyup bu şekilde burayı kapatalım arkadaşlar. Bu işlemimiz bittikten sonra hemen buraya bir tane kuvars bloğu koyup buraya da bir tane koyduktan sonra bir tane buraya koyuyoruz ve alıyoruz elimize kuvars basamağımızı ve bu uç noktalarından birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirme işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar buraları bu şekilde kıralım. Hemen elimize huş ağacı tahta bloğumuzu alalım. Buraları bu şekilde dolduralım arkadaşlar. Hemen sonra elimize taş tuğla bloğumuzu alıp buraya bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Ve hemen yine aynı şekilde kuvars
bloğumuzu alıp buraya kadar kırıyoruz arkadaşlar. Kırma işlemimiz bittikten sonra hemen bu ucunu da buraya kadar kırdıktan sonra bu şekilde doldurmaya başlıyoruz. Doldurma işlemimiz bittikten sonra bu topraklı yani çimli olan yerleri bu şekilde kırıp buralara huş ağacı tatlılarımızı ekliyoruz. Ekleme işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar evimizin bahçesi bu şekilde bir hal alacak arkadaşlar ve buraları şu görmüş olduğunuz yerleri de şu şekilde kıralım. Bu şekilde kıralım arkadaşlar. Havuzumuzu buraya koyacağız. Hemen kuvar bloklarımızı bu şekilde dizelim. Kuvars basamağımızı da alt tarafa bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Ve havuzumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Ve envanterimizden hemen kova yani suyu seçiyoruz arkadaşlar. Havuzumuzu doldurmaya başlıyoruz. Ve havuzumuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve evimiz bu şekli alıyor. Ve arkadaşlar hemen evimizin iç kısmına geçiyoruz. Evimizin bu bölgesini bu şekilde doldurmaya başlayalım. Bunu da ise arkadaşlar huş tahtası basamağı ile birlikte yapacağız. Ve aşağıya hemen iniyoruz arkadaşlar. Tam buraya girecek şekilde huş ağacı tahta merdivenimizi koyup hemen arka tarafa da bu şekilde koyuyoruz. Ve bu şekilde bir merdiven oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu işlemimiz bittikten sonra hemen aynı işlemi buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Ve evimizin merdivenini de bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen alt zemini oluşturmaya başlayacağız. Alt zemini oluşturmadan önce şuraya bir blok huş ağacı tahtamızı bu şekilde koyalım ve buraları basamaklarla yani huş ağacı tahtası basamaklarıyla birlikte bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Kapatma işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar hemen yer zeminimize gireceğiz. Yer zemininde ise siz istediğiniz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ben kendim
Prizmarin tuğlası ile birlikte yer zeminini oluşturacağım arkadaşlar. Buradaki yer zeminini oluşturduktan sonra hemen içeriye girip arkadaşlar buralarda aynı bu şekilde kırıyorum. Buralara ise kuş ağacı tahta bloklarımızı koyuyorum. Koyduktan sonra arkadaşlar hemen buraya kapımızı koyacağız. Kapımızı ise arkadaşlar envanterimizden seçeceğiz. Ben buraya meşe kapısını koymak istiyorum. Meşe kapımızı bu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve burası bir nevi kiler gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ve evimize bu şeklimizi aldırıyoruz. Ve arkadaşlar son olarak da şunu yapacağız. Hemen buraya ben kapılarımızı koyalım bu şekilde. Yalnız bunları bu kapıdan değil de hemen ben buraya dış kapımızın şeklindeki kapılardan yapalım. Ve arkadaşlar buraya ise yataklarımızı koyacağız. Ve bu şeklimizi aldıracağız. Güzel kardeşlerim benim. Şimdi ben evimizin iç dizaynını oluşturacağım. Fakat bunu videoda göstermeyeceğim. Çünkü videomuzun çok uzun olmasını istemiyorum. Bu videomuzda ben size güzel bir şekilde gösterip sizin sunumunuza sunacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Ve arkadaşlar uzun bir çabadan sonra evimizin çevresel düzenlemesini bu şekilde yaptık ve gayet de güzel oldu arkadaşlar. Bunu dediğim gibi size videoda göstermedim çünkü yani uzun bir süre zarfı tuttu ve onu videoya koyarsam videoyu izlemeyeceksiniz biliyorum. Çünkü video bu sefer 50 dakika 60 dakikalık olacak. Yani 1 saatlik olur. Kısa tuttum arkadaşlar ve yine evimizin içine geçelim. Videomuzu kısa tutalım ki sizleri de canınız sıkılmasın. Ve arkadaşlar evimizin iç dizaynı da bu şekilde görüyorsunuz. Hemen alt bölüme iniyoruz. Alt kata. Burada yataklarımız ve burası kiler bölümü. Ve arkadaşlar evimizin iç şekli bu böyle. Hemen dışarıya çıkalım. Kapılarımızı kapatalım. Hırsızlar girmesin. Ve arkadaşlar evimizi gerçekçi modda sizlere gösterebilmem için ne yapıyorduk arkadaşlar? Sihirli sözleri söylüyorduk. Hokus pokus. Ve arkadaşlar evimiz gerçekçi modda bu şekilde görüyorsunuz. Bu videoların devamının gelmesi için arkadaşlar YouTube kanalım olan Yeniçeri Game kanalına abone olup şu anki videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yeniçeri Game ailesi sürekli şekilde büyümeye devam ediyor. Aktifliklerimizi koruyalım arkadaşlar. Bildirimleri de açalım. Sizleri çok seviyorum tekrardan. Hoşça kalın. Bye bye.